Herkese merhabalar. Doktor Hüseyin Cengiz ben. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere laparoskopik cerrahilerden sonra yaptığımız ameliyatlardan sonraki iyileşme sürecinden bahsetmek istiyorum. Gelin bir beraber inceleyelim. İyileşme sürecinde ne gibi sorular var? Neler bizi bekliyor? En çok aldığım sorular neler? İlk soru şu. Hocam çok ağrım olacak mı ameliyattan sonra? Genelde laparoskopik olarak hangi ameliyatları yapıyorum? Yani haftada 3-4 tane laparoskopik cerrahi yapıyoruz. Ya rahim alıyoruz ya miyom çıkartıyoruz laparoskopik olarak ki çoğu burada kanalda videoların örnekleri var. Yine laparoskopik olarak kist ameliyatları, endometriozi, çikolata kist ameliyatları, dış kebelik ameliyatları veya tanısal ameliyatlar yine genel ile beraber apendisit ameliyatı gibi ameliyatlar yapıyoruz. Laparoskopik cerrahiden sonra sizi odanıza aldığımızda ilk başta yoğun bir karında kramp ağrı hissi olabiliyor, gaz sancısı olabiliyor. Bu süreç hızlıca ama iyileşmektedir. Biz o dönemde size hemen ameliyattan sonraki dönemde baştan ne yapıyoruz? Hızlıca ağrı kesiciler verip bu süreci hızlı geçirmenizi sağlıyoruz. Özellikle e, laparoskopik cerrahilerde bir gaz sancısı olur ama gaz çıkardığınız zaman, gazdan sonra rahatlama olur. Zaten biz genelde hastalarımızı gaz çıkarmadan taburcu etmeyiz. Genelde laparoskopik cerrahilerde bir gece yatırıyorum hastamı, bir gece'nin sonunda ertesi gün evine gönderiyorum. Genel uygulama bu tabi çok ekstra olaylar, ekstra bir komplikasyon veya hastaya ait bir durum söz konusu olmazsa. Özellikle laparoskopik cerrahide bir omuz ağrısından bahsetmek istiyorum. Özellikle karını biz gazla şişirdiğimiz için bu gaz diyaframa bası yapıyor. O da omuzda bir ağrı hissiyatına sebebiyet veriyor. Özellikle bu omuz sırt ağrısı gaza bağlı karında kullandığımız gaza bağlı olan ağrı birkaç gün içinde geçer. Genellikle hastayı taburcu ettiğimiz 24. saat civarında o omuz ağrısı çok olmayacaktır. Bazen 1 2 3. güne kadar sürebilir ama genelde hastalarda omuz ağrısı da hızla geçiyor. Bu da beklediğimiz bir durum. O yüzden laparoskopik cerrahi olmuşsanız bununla ilgili kafanıza takmayın, korkmayın. Herhangi bir endişe etmeyin. Zamanla geçecektir. Bunun için ne yapıyoruz? Genellikle ben hastalarımda bahçe nanesi çayı öneriyorum. Rezene çayı öneriyorum. Bol hareket öneriyorum. Bol su öneriyorum. Hızlıca beslenmeye dönüş öneriyorum. Özellikle kahvenin ve sakızın yine bağırsak hareketlerini artırdığını biliyoruz. Bilimsel olarak bunlar kanıtlandı. Bunlarla beraber ameliyat sonraki süreçte hızlıca bu gaz sancılarından hastayı kurtarıp ağrısını kesmeye, sıfırlamaya çalışıyoruz. Laparoskopik cerrahilerde özellikle ağrı ile ilgili şunu söyleyeceğim. Her geçen gün, her geçen saat laparoskopik cerrahi yaptığınız hasta hızlıca iyileşmesi gerekiyor. Yani bugün dünden daha iyi olması gerekiyor hastanın. Bu çok önemli. Hastalarıma bunu taburcu olurken anlatıyorum. Herhangi bir acil durumda, herhangi bir sıkıntıda mutlaka bize geri dönmelerini öneriyorum. Tabii diğer taraftan ağrı kesici kullanmalarını öneriyoruz. 4-6 saatte bir e, narkotik olmayan klasik ağrı kesicileri kullanırsa işte bu ilk birkaç günü çok kolay atlatabiliyor hastalar. Laparoskopik cerrahide kurtuluyorlar. Tabii bir de laparoskopik cerrahide biz karında biliyorsunuz 3 tane 4 tane bazen 2 tane kesi kullanıyoruz. Yaklaşık 10-12 milimetrelik. Bu kesilere bağlı ağrılar da olabilir ama bunların ağrıları hemen ertesi gün neredeyse sıfırlanıyor. O yüzden ağrıdan çok korkmayın. Bunlar birkaç gün içinde hızlıca düzeliyor. İkinci önemli soru ameliyattan sonra hiç kanamam olacak mı? Adet düzenim nasıl olacak? Adet düzeninizdeki değişiklik sizin ameliyat olduğunuz döneme göre ve olduğunuz ameliyata göre değişiyor ama laparoskopik cerrahiler sonrası veya vajinal cerrahiler sonrası işte rahminiz alındı diyelim veya bir miyomunuz alındı diyelim veya histeroskopik cerrahi oldunuz. Bir, üç haftaya kadar lekelenme tarzında kanamanız olabilir. Özellikle ameliyattan sonraki ilk bir hafta lekelenme tarzında kanama oluyor laparoskopik cerrahilerde rahim alındığında veya ee, özellikle miyom ameliyatlarında lekelenme tarzı kanama normal bekliyoruz. Hatta bazen hastada o birikmiş kan içerideki kan ayağa kalktığında aniden e, boşalabiliyor. Hastayı endişe ettirebiliyor. Veya idrar yaparken kan görüyor hasta panik olabiliyor. Bunlar beklediğimiz şeyler özellikle ilk bir hafta ameliyat sonrası. Eğer bu kanamanız e, özellikle e, adetten daha fazla miktarda veya pedi bir saat içinde kirletiyor ve kirletiyor ve bir saatten bir saatten daha kısa sürede ikinci bir ped kullanmak zorunda kalıyorsanız lütfen doktorunuza haber verin. Çünkü genellikle kontrolleri biz önce bir ilk bir hafta 10 güne çağırıyoruz hastamızı. Sonra da birinci aya çağırıyoruz. İşte orada o biz kontrol ettikten sonra her şey normal diyoruz. Hastada bir kanama oluyor, hafif lekelenme ve panik oluyor. Panik olmaya gerek yok. Yavaş yavaş dikişler iyileşiyor, dikişler kaynıyor. Yavaş yavaş iyileşiyorsunuz. Herhangi bir problem olmuyor zaman içinde. Hiç korkmayın, endişe etmeyin. Peki ameliyattan sonra aktivitelerimi kısıtlamalı mıyım? Laparoskopik ameliyatınız oldunuz. Doktorunuz sizi ertesi gün eve gönderdi. İlk birkaç gün özellikle genel anestezi aldığınız için hafif kendinizi yorgun hissedebilirsiniz. O yüzden bir iki gün evde istirahat etmekte fayda var. Ara ara yorgun hissederseniz uyuyabilirsiniz, kalkabilirsiniz kısa uykularla. Ancak bir yandan ilk birkaç gün dinlenmek önemliyken diğer yandan da aktiviteleri hızlıca dönmek yani yürümek, hareket etmek çok önemli. Çünkü yürümek hareket etmek bizi özellikle kanda pıhtılaşma olmasından, zatürreden veya diğer gaz sancılarımızdan bizi hızlıca koruyacak ve bir an önce bunun iyileşmesini sağlayacak, bu durumların düzelmesini sağlayacak. O yüzden yürümekte veya merdiven çıkmakta herhangi bir problem yok ilk birkaç gün. Kendinizi hafif halsiz, yorgun hissedebilirsiniz. Bunda da bir problem yok. Eğer doktorunuz aksini söylemediği sürece yürüyebildiğiniz kadar yürümenizi her geçen gün enerjinizin gücünüzün daha da fazla artmasını laparoskopik cerrahiden sonra her geçen gün biraz daha aktivitenizi artırmanızı öneriyoruz. Peki banyo yapabilir miyim, duş alabilir miyim? Evet eve gider gitmez banyo yapabilirsiniz, duş alabilirsiniz. Özellikle ayaktan duş almanız çok önemli. Kesinlikle jacuzzi veya sıcak su küveti veya herhangi bir e, yüzme havuzuna girmenizi önermiyoruz ameliyattan sonra. Doktorunuz tamam artık güvenli havuza girebilirsiniz, küvete girebilirsiniz diyene kadar küvet, havuz yasak ama ayaktan duş alabilirsiniz. Bu noktada özellikle ayaktan duş alındığında hastalarımın en çok sorduğu soru laparoskopik cerrahide biliyorsunuz burada 3-4 tane kesi var küçük küçük 10 milim 12 milim kadar. Bu kesilerin ama e, duşa girdikten sonra bir kurutun bir havluyla veya herhangi bir saç kurutma makinesiyle bile kurutun önemli olan kesi yerlerimizin kuru, açık ve temiz kalması. Herhangi bir ek pansuman vesaireye gerek yok bu anlamda laparoskopiden sonra. Peki hocam ağır kaldırabilir miyim? Özellikle laparoskopiden sonraki süreçte ilk bir hafta hiçbir şey kaldırmayın lütfen. Birinci haftadan sonra yavaş yavaş böyle tek elle bir şeyler kaldırabilirsiniz. İkinci, üçüncü haftadan itibaren de iki elle bir şeyler kaldırabilirsiniz. Ama kaldıracağınız ağırlık genellikle 5-5,5 kiloyu geçmemesi gerekiyor. Genel önerimiz bu şekilde. Ama yine de Laparoskopik cerrahi de çünkü ağır kaldırmak karın içi basıncını artırıp kesi yerlerini, yara yerlerini iyileşmesini güçlendirecek. Yine de genellikle vajina da bir özellikle rahim alma ameliyatları biraz daha büyük ameliyatlar olduğu için ve rahim e, alındıktan sonra geri kalan vajina dokusunu diktiğimiz için genellikle yine de bir 4-6 hafta, 5 5,5 kilonun üzerinde herhangi bir şey kaldırmanızı hiçbir şekilde önermeyiz. Çünkü özellikle aldığınız e, ağır kaldırdığınızda bu kiloların üzerinde karın içi basıncınız çok artacak. Özellikle de biraz kilonuz fazlaysa, karın içi basıncı temelde daha fazlaysa bu da tabi dikişlerin olası iyileşmesini zorlaştırabilir veya dikişlerde bir açılma yapabileceği için çekiniyoruz. Tabii bu detayları olduğunuz ameliyata göre, sizin kendi vücudunuza, bünyenize göre doktorunuz size bu tip önerilerde mutlaka bulunacaktır. Ama genellikle laparoskopi olduysanız bile 2-3 hafta lütfen iki elinizle bir şey kaldırmamaya özen gösterin. Peki laparoskopik ameliyat oldum hemen eve dönebilir miyim? E, seyahat edebilir miyim? Araba kullanabilir miyim? Özellikle araba kullanma konusu şöyle önemli. İlk birkaç gün ağrı kesiciler, antibiyotikler vesaire kullanıyorsanız özellikle ağrı kesicilerin yan etkilerine araba biraz dikkatinizi dağıtabilir araba kullanmak. O yüzden genellikle arabayı en erken 2 hafta sonrasında kullanmanızı öneririm. Yoksa araba kullanmanızda herhangi bir problem yok. Araba kullanırken sadece Emniyet kemeri takmaya dikkat edin. Ama uzun yola gitme konusu birazcık karışık. O doktorunuzla sizin aranızda yani ameliyatınızın şekline, tipine göre değişiyor. Yani bize e, laparoskopik cerrahi için Muş'tan da gelen hasta var, Ağrı'dan da gelen hasta var. 3-4 gün içinde tekrar uçağa binip gönderdiğimiz oluyor. Ama genellikle yine de bu bu kadar uzun yolculukları bir hafta içinde çok e, çok önermiyoruz. İlk bir hafta en azından bir ameliyat olduğunuz yerde kalmanızda fayda var. Çünkü olası bir Ters durumda, nadiren de olsa olası bir ters durumda ameliyatı yapan doktorunuzla sizin kendi doktorunuzla tekrar iletişime geçip tekrar bir muayene olmanız gerekebilir. O yüzden hemen uzun yolculuk yap yapılmasını çok önermiyoruz ama laparoskopiden sonra 2 hafta sonrasında çok rahatlıkla araba kullanabilirsiniz. Hatta 2-3 hafta içinde de çok rahatlıkla işe dönebilirsiniz. Ama burada tabii önemli olan yaptığınız iş. Yoksa çok basit masa başı masa başı işlerse bunları çok kolaylıkla hani 1-2 hafta içinde dönebiliyorsunuz işinize çok rahat yapabiliyorsunuz ama daha ağır bir işiniz varsa genellikle 4-6 hafta süre öneriyoruz. 4-6 hafta sonra işe dönmenizi öneririz tam iyileşme periyodu tamamlanması açısından. Peki cinsel ilişkiye girebiliyor muyuz laparoskopik cerrahi sonrası? Ne kadar süre bunu kısıtlamamız gerekiyor? Genellikle vajinanın içine herhangi bir tampon, duş, cinsel ilişki veya parmakla herhangi bir müdahale vajinanın içine enfeksiyon kaptırabilir veya bir şekilde yaraların iyileşmesini olumsuz yönde etkileyebilirsiniz. O yüzden genellikle önerimiz cinsel ilişkiyi 4-6 hafta kısıtlamak yönünde. Vajinanın içine herhangi bir vajinal yıkama, tampon, cinsel beraberlik 4-6 hafta kendimize emniyete almak için mutlaka kısıtlıyoruz. Ama bazı cerrahilerde, bazı daha basic kist ameliyatlarında vesaire laparaskopik ameliyatlardan sonra 2 haftalık bir kısıtlama önerilebilir. Burada tabii önemli olan sizin doktorunuzun ne önerdiği. Ama biz genel olarak laparoskopi sonrası 4-6 hafta cinsel ilişki kısıtlarız. Peki laparoskopik cerrahi olduk. Doktorunuz size bir laparoskopik kist ameliyatı yaptı ya da rahim alma ameliyatı yaptı. Ne yiyebilirim ne içebilirim? İstediğinizi yiyip içebilirsiniz. Bunda bir problem yok. Fakat ilk birkaç gün anesteziye bağlı ve ağrılara bağlı biraz iştahsızlık söz konusu olabilir. Ama yeme içme derken bu noktada tabii özellikle çok gaz yapıcı gıdalardan, kabızlık yapıcı gıdalardan uzak durmak lazım. Kabızlık ameliyat sonrası olabiliyor. O da genellikle işte yenilen yemeğe veya mevcut bağırsak alışkanlığına göre değişebiliyor. Kabızlık durumlarından kaçınabilmek adına en önemli şey tabii burada sağlıklı beslenme. Yani fiberden zengin beslenme çok önemli. Fiber içeriği çok kritik bu noktada. Diğer taraftan e, ameliyat sonrası bazı hastalardan ishal oldum ben gibi şikayetler alıyoruz. Ameliyat sonrası ishal olmuşsanız eğer genellikle bu kullandığınız ilaçların yan etkisi oluyor. Yoksa laparoskopinin ishal yapıcı bir etkisi yoktur. Ama kullanılan ilaçlar bazen antibiyotik reçet ediyoruz hastalarımıza veya ağrı kesiciler bunlar ishal yapabiliyor. Eğer günden günde 2'den fazla daha fazla ishal, ishal tuvalet alışkanlığı çıkmışsanız veya büyük abdestinizde kan görmüşseniz mutlaka doktorunuza haber verin. Ya ilacınızı keser ya da tekrar bir muayene gerçekleştirir. Kabızlık ise zaman içinde çözülüyor. Yani birkaç gün içinde çözülüyor çok rahatlıkla. Kendi ev alışkanlığına, kendi yürüme aktivitesine vesaireye döndüğü zaman kabızlıkta da çok rahat laparoskopik cerrahi olan hastamız düzeliyor. Hiç herhangi bir problem yaşamıyoruz bu anlamda. Önemli olan hızla iyileşme, hızla günlük aktivitelere geçme. Ne kadar hareket o kadar bağırsak alışkanlıklarının tekrar geri dönmesi. Peki idrar yapmamda herhangi bir sorun olacak mı ameliyat sonrası? Genelde zaten laparoskopik cerrahi yaptığımızda yaklaşık 6-8 saat sonra idrar sondasını kateteri çekiyoruz. Çünkü laparoskopik cerrahilerde temel olarak biz hepsinde idrar sondası kullanıyoruz ameliyat sırasında. Çünkü batına yani hastanın karnına giriş sırasında idrar kesesinin boş olmasını istiyoruz. Ve 6-8 saat sonra anestezinin de etkisi iyice geçtiği zaman idrar sondasını çıkarıyoruz. İdrar sondasını çıkardığımız zaman ameliyat günü daha ameliyattan hemen sonraki gün zaten sizin idrar yapıp yapmadığınızı gözlemliyoruz. Bazen anesteziye bağlı, anestezide kullanılan ilaçlara bağlı idrar yapmada problem olabilir. Vajinal cerrahi yani vajinadan da herhangi bir ameliyat yapıldıysa Alt tarafta biraz hassasiyet veya idrar yaparken biraz yanma tarzı bir şeyler hissedebilirsiniz. Ama genelde genellikle laparoskopik cerrahiler sonrasında idrar yaparken yanma çok görmeyiz. Ve idrar sondası çekildikten sonra en az alt en fazla 6 saat içinde kendi idrarınızı yapıyor olmanız lazım. Eğer o ameliyat günü 6 saat içinde idrarınızı yapmıyorsanız sizi takip eden hemşireye veya doktorunuza mutlaka haber vermeniz gerekiyor. İdrar yapamama durumuyla karşılaşabiliriz. Ancak eve gittiğinizde idrarınızı yaparken şiddetli bir yanma hissi veya yan ağrısı, şu böbrek tarafında bir ağrı veya karında şiddetli bir ağrı veya yüksek ateşle karşılaşırsanız veya idrarınızda kanla karşılaşıyorsanız lütfen acilen doktorunuza başvurun. Bunlar çünkü olmayacak, olmaması gereken durumlardır. Ameliyattan sonraki dönem içinde çok rahatlıkla idrarınızı yapmanız lazım veya nadiren işte sık idrara çıkma, idrara sıkışma gibi durumlar da e, ameliyattan sonra görülebiliyor. Bütün bunlarda doktorunuza bilgi vermeniz gerekiyor. Çünkü bir enfeksiyonu bize gösterebilir ya da daha ciddi bir durumu gösterebilir idrarda kan görülmesi durumunda ya da şiddetli ağrı durumunda. Paraskopik cerrahi olduktan sonra ne zaman kontrole geleceğim? İlk kontrolü genellikle ben bir hafta veya 2 hafta sonrasında mutlaka veriyorum hastama. La paraskopi cerrahi sonrası bu 1-2 haftalık süreçte siz evdeyken kendi yara yerinizin mutlaka kontrolünü yapın. Ee, kanamanızı, akıntınızı, işte büyük abdestinizi, idrar yapmanızı, temel fonksiyonlarınızın kontrolü de olsun mutlaka. Ben kendim hastalarımla ameliyat yaptığım hastalarla zaten devamlı telefonla iletişim halinde olduğum için herhangi bir problem görmüyorum. Ameliyattan sonra da mutlaka onları sık sık yokluyorum. Ne yapıyorlar, ne ediyorlar bakıyorum. Çünkü Neticede ameliyattır. Her türlü sürprize riski açık olabiliyor. Ee, ama tabii sık kontrol, yakın takip, her şeye olası bir anında müdahale ettiğimiz zaman herhangi bir problemle karşılaşmıyoruz. Hepsinin çözümünü bir şekilde e, çözüme ulaştırıyoruz bütün problemleri. Peki sizler bizlere ulaşamadınız, işte cerrahınıza ulaşamadınız, ameliyatınız oldunuz. Ne yapacaksınız? Ne zaman mutlaka cerrahınızı aramanız lazım? Ne zaman tekrar acilen hastaneye gitmek lazım. Bir kere ameliyat olduktan sonra, laparoskopiden sonra eğer baktığınız ağrı kesici almanıza rağmen karnınızda geçmeyen bir ağrı var ve şişkinlik var. Geçmiyor karın ağrınız. Ağrı kesici alıyorsunuz geçmiyor. Ne demiştim aslında videonun başında? Laparoskopik cerrahilerden sonra temel prensibimiz gün ve gün daha iyiye gitmektir. Daha iyileşmektir. Yani her gün kendinizi daha iyi hissetmelisiniz. Zaten benim temel bakışım özellikle ameliyat günü ben Hastam eğer gülüyorsa iyileşmiş demektir. Bizim için gülen hasta iyi hasta demektir. Çünkü gerçekten bir şeyler ters gidiyorsa hastamız gülmüyor. Ve bir şeylerin ters gittiğini muayene bulgularıyla ve deneyimimizde anlayabiliyoruz. İki, eğer nefes darlığı veya göğüs ağrısı yaşıyorsanız bunlar acil durumlardır. Hiç doktorunuzu aramadan acil servise gidebilirsiniz. Hızlıca zaman kaybetmeden. Tabi yine videonun başında söylediğim gibi aşırı kanamalar, bir saat içinde bir pet kirleniyor ve kanamanız, vajinal kanamanız devam ediyorsa hemen acile başvuruyorsunuz. 38 dereceden daha yüksek ateşiniz varsa hemen ama hemen acile başvuruyorsunuz. Şiddetli bulantı kusmanız var. Birazcık böyle yemek yediniz hemen arkasından kusuyorsunuz. Yemenizi içmenizi imkansız Hale getirecek bir bulantı kusmanız varsa hemen acil servise başvurmanız lazım. Cilt, cilde baktığınız cildinizde ciddi bir kızarıklık, sıvı, böyle bir irin yani apse içeriği, drenajı var veya Kesilerinizde bir açılma var o zaman hemen acile başvurmanız gerekiyor Tabi özellikle bir tarafta veya bacakta kolda bir şişme Bacak kolda herhangi bir ciddi bir şişme Tek taraflı böyle bir şey görürseniz hemen acil etmeniz gerekiyor Çünkü ameliyat sonrası işte hem kullandığınız ilaçların yan etkileri olabilir Ameliyat günü veya ertesi gün damar yoluyla ilgili problemler olabilir Çünkü burada kateterden ilaçlar veriyoruz zaman zaman Bunların hepsini maalesef bu e, neredeyse 20 yıllık meslek hayatımda bu olumsuz şeylerin hepsiyle karşılaştık. Hastamızın özellikle bu tip durumlarda gecikmemesi gerekiyor ki hemen müdahalesini yapabilelim. Çünkü iş uzadıkça müdahale etmek zorlaşıyor. Özellikle aşağıdan gelen kötü kokulu, yeşilimsi böyle sarımsı vajinal akıntı bu bizi rahatsız eder, enfeksiyon gösterebilir. İdrar yaparken yanma, az önce saydığım işte idrarını boşaltamama, idrar yapamama veya sırt ağrısı tek taraflı yan ağrısı bu önemli 3 gün boyunca hiç tuvalete çıkmadıysanız bu da önemli kabızlık artık çok ciddi anlamda tuvalet yapamama da büyük bir problemdir Veya günde işte 2'den fazla veya kanlı bir dışkılama gerçekleştiriyorsanız bunların hepsi doktorunuzu aramanız veya acilen acil servise gitmeniz gereken durumlar laparoskopik cerrahi sonrası. İşte laparoskopik cerrahi böyle bir şey. Laparoskopik cerrahi sonrası dikkat etmeniz gerekenleri kısaca size özetlemeye çalıştım. Umarım faydası olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğendim tuşuna basarsanız çok memnun olurum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve videoyu paylaşmayı unutmazsanız sevinirim. Sevgiler, saygılar, selamlar diliyorum efendim.